Evet arkadaşlar, 27 Eylül 2013 günlerden Cuma dedik. Saatlerimiz 18.00'a ulaştı artık ve ben Serkan Uludağ, canlı yayına başlıyoruz arkadaşlar. Türkiye'nin muhtemelen en iyi Forex analistesi diyoruz dedik arkadaşlar. Bu şekilde başlamıştık ve bu konuda bazı arkadaşlarımızdan mailler geliyor. O konuyu sizle paylaşmak istiyorum. Diyorlar ki diğer Forex analistleriyle ilgili olarak karşılaştırma yaptığımızda sizin analistleriniz çok çok nadiren güncelleniyor. Günde 3-4 kere analiz sunuyorsunuz. Diğer sayfalar çok daha fazla. Bence bu şekilde bir şey yok. Türkiye'nin en iyi analistesi falan değilsiniz şeklinde. Zaten arkadaşlar böyle bir iddiamız yok. Muhtemelen diyoruz. Ama şöyle bir de bir durum var ki diğer sitelerin gün içerisinde görüp sizlerle paylaştığı şeyleri biz zaten gece saatlerinde ya da gündüz sabah saatleri erkenden görüp bunları sizlerle paylaşmaya çalışıyoruz. Gün içerisinde diğer siteler umarız ki doğru şekilde sizi yönlendiriyorlardır. Bunu parça parça sunmak yerine hepsini bir anda sunmaya çalışıyoruz. Sabahın ilk erken saatlerinde ki çok da fazla zamanı olmayan, günde belki sabah saatlerinde sadece analiz okuyabilen arkadaşlar için bir rota çizmeye çalışıyoruz arkadaşlar. Amacımız bu. Önemli olan güncelleme sayısı değil, derler yani işlevi diye. Aynı onun gibi arkadaşlar. Önemli olan ne kadar günde kaç tane güncelleme yaptığımız değil. Önemli olan ne söylediğimiz ve bunun ne kadar tutarlı olduğudur. O yüzden arkadaşlar biz muhtemelen demeye devam ediyoruz. Tabii ki buna katılmayan arkadaşlar da olabilir. Katılan arkadaşlar da olabilir. Çok sağ olun. Sizler de verdiğiniz en azından değer için diyebiliriz. Şimdi arkadaşlar dün gece ne demiştik ve ne oldu? Öncelikle Euro Dolar. Hemen şöyle bu tarafa doğru Euro Dolar paritesini alalım arkadaşlar. Şu tarafa, evet, birazcık büyütmüş olduk böylelikle. Şimdi Euro Dolar paritesi için hatta şuradan da açalım sayfamızı. Sayfamıza göre biraz daha gidersek daha sağlıklı bir karar vermiş de oluruz diye tahmin ediyorum. Gece saatlerinde muhtemelen saat 12.40 civarlarında Zafer ve Yonda 9'u tutmuyor demiş. İşte amacımız bu değil arkadaşlar. Sık sık analiz güncelle. Çok da fazla bir işe yaramaz bunlar. Peki bakalım. Öncelikle Euro Dolar paritesi için demiştik ki arkadaşlar dün gece hangi seviyede? 34.60'ın üzerinde yön yukarı gözüküyor dedik. Haklısınız. Olay birazcık karışık ve demiştik ki Einstein'ın deyimiyle beraber her şeyi mümkün olduğunca basitleştirin ama mümkün olduğundan daha fazla değil şeklinde size Einstein'ın bir sözüyle, özlü bir söz diyelim artık, durumu açıklamaya çalıştık. Durum birazcık karışıktı ama yön yukarıydı 34.60'ın üzerinde kaldığımız sürece. Hedef olarak neresini vermiştik? 35.19, 35.33 ve 35.55'e kadar hareketin devamı gelebilir dedik. Günlük son hedefimiz 35.55 civarıydı. İşte bakın tam burası. Bir saat boyunca değdik, aşağı tepki verdi, değdi, aşağı tepki verdi, değdi. Üzerine doğru bir çıkış olmasına rağmen yine saatlik kapanışı arkadaşlar 35.40'larda. Direnç seviyemiz bence çok güzel çalıştı. Akşam saatlerinde bana hani şu seviyeyi bir direnç çizdik biz. Bu kadar güzel tutması açıkçası beni de mutlu ediyor. En azından akşamları daha rahat uyuyorum bu tarz günlerde. Emin olun ki sizlere güzel kazançlar sunmanın en azından önünü açtığımız için. Peki bu hareketi bundan sonra artık aşağı doğru geliyor muyuz arkadaşlar? Bakın trend değişmedi. Onu söyleyeyim. Trend değişmedi Eurodolar'da. Yukarı trend devam ediyor hala. Sadece buradan tepki hareketleriyle küçük karlar alındıysa alındı. Bu da size bakın şöyle bir 5 dakikalık grafikleri mesela açtığımızda bir fırsat verdi, ikinci fırsatı verdi, üçüncü fırsatı verdi, dördüncü fırsatı yine şu seviyeden yapmış olsanız 7-8 pip zarardan sonra 15 piplik bir geri çekilmeyle, yani bakın şuradan itibaren 15 piplik bir geri çekilmeyeden bahsediyorum. Yine en azından 4 kere fırsat verdi arkadaşlar 35-55. Şimdi geri çekilmenin devamı için 35-33'ün kırılmasını beklemekte fayda var. Yani şuradan girdiniz,
3-5 pip aldınız, scalp hareketlerinden bahsediyorum. Çıktınız, buradan girdiniz, gene bakın 10 pip aldınız, çıktınız. Buradan girdiniz, gene bakın 7-8 pip aldınız, çıktınız. Buradan girdiniz, şu 15 piplik hareketten atıyorum ki 10 pip aldınız, çıktınız. Toplamda sadece şu analizden, günlük son hedeften 35-40 pipi çok rahat şekilde cebe koydunuz ki zaten gece saatlerinde belirtmiş olduğunuz şu harekette de 1.63 pip buradan da var. Eurodolardan günlük hareket miktarı 100 pip olmasa da bakın günlük hareket miktarı 75 pip, siz 100 pipi attınız cebe. En iyi ihtimalle söylüyorum tabii ki. Buradan dolayı günde 20 pip de almış olabilirsiniz. 50 pip de almış olabilirsiniz şu hareketten. Hiç fark etmez. Önemli olan doğru şekilde yönü en azından bilebilmek ve doğru yerlerden tepki hareketleri bekleyebilmek. Şimdi bu bölgelerden geri çekilmeler geliyor, 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 geliyor. Artık şu harekette de yani son geri çekilmede de şu harekette de kârı alıp çıktıysanız arkadaşlar hareketin devamı için 35-33'lerin geçilmesini beklemek gerekiyor. Bu harekette bakın 13 piplik bir bölge var. 33'ün altında 35-19 civarlarına kadar bir hareketi bekleyebilirsiniz. Yani şu saatten sonra zaten orta vadeli herhangi bir beklentiniz olmasın arkadaşlar. Orta vadeli bir beklenti için hiç doğru zamanlarda değiliz şu anda fark ettiyseniz zaten. Çünkü kapanış çok yaklaşıyor. Biliyorsunuz ki günlük kapanışlar, vadosu haftalık kapanışlar öncesi çok fazla pozisyonda kalmamak gerekiyor. O yüzden arkadaşlar çok fazla pozisyonda kalmamanız gerektiği için de görmüş olduğunuz şey ve sizlerin de merak ettiği konular zaten genellikle bu tarz şeyler. Ve arkadaşlar günün kaymağı yendi diyebiliriz artık. Yani günün kaymağı neydi? Şu hareketti. Şu saatten sonra yukarı doğru bir bu kadar daha 75 pip daha çıkar mı? Çok zor. Aşağı doğru buraya kadar gelir mi tekrar 34-73 lira? Bence çok zor. O yüzden günün kaymağı yendiği için artık ne orta vadeli ne de hani böyle derler ya gün içi çalışmak. Hani mesela atıyorum ki gece analizini okudunuz. 34.90'larda ya da 34.85'lerdeyiz. 34.60'ın altında stop koydunuz. Bakın ne kadar 30 piplik bir stop koydunuz. Yukarı doğru bekliyorsunuz. Hedef olarak da önce burayı belirttiniz. Bakın 30 pipi 30 pip. Birebir. Risk oranı birebir. İkinci hedefte arkadaşlar mesela burası 45 pip. 1.5'a 1 arkadaşlar. Yani kazanç kayıp oranınız 1.5'a 1. Şurası da arkadaşlar 30 piplik bir stopla 68 pip. Bu da işte 2.2 ile 2.2 bölü 1 olaraktan hani risk kazanç oranı olarak bakarsanız bu şekilde bir analiz. Bu mesela günlük analizdir. Artık günlük analiz için yeniden günlük bir beklentiyle 40-50 puanlık bir beklentiyle hareket etmek şu saatten sonra bence çok riskli. Yapacağınız işlemler artık kapanışa kadar scalp hareketi olsun. Stoplarınızda hani 15-20 pip civarların çok fazla geçmesin. Kârlarınız da yine aynı şekilde olsun arkadaşlar. 10-15 piplik hareketler yakalayarak haftayı kapatmaya bakın. Eğer şu saatten sonra ısrarla ben hala oyunda olacağım, hala piyasada olacağım diyorsanız. Tamam. Euro dolar için bunu söyledik ve bence gayet de yeterli bir analiz bu saatten sonrası için. Arkadaşlar sterlin dolar, sterlin dolar için ne söyleyebiliriz? Sterlin dolarda ise çok net bir şekilde net bir analizi vardı ve çok kısaydı arkadaşlar. Ben de baktım bugün özellikle diğer arkadaşlarımızın birkaç arkadaşımızın attığı maildan sonra bu muhtemelen kelimesini çok da fazla takip etmeyip de yani dikkate almayıp da çok iddialı bir çıkış yaptığımızı varsayan arkadaşlar için diğer forex sitelerinde de çok sayfalarca yani uzun uzun analizler var ama ne demek istediğini ve bugün için ne beklediğini gerçekten ben anlamıyorum bazı arkadaşlarımızın. Ve demişler ki arkadaşlar hani bizim analizimiz en azından 200'lük hareketli ortalamanın kuvvetli bir tepki verdiğinden bahsetmiştik. Çok basitti arkadaşlar analiz, görünüm de öyleydi. Bu nedenle net olarak söyleyebiliriz ki gün içerisinde 1.60'ın üzerinde kaldığımız sürece yukarı trend devam ediyor, devam edecek gibi gözüküyor. Ve içinde bulunduğu aralığın yani 60-44 ve 1.60 olarak belirlersek yukarı doğru kırılma potansiyeli yani 1.60-44 bakın açılış seviyesi burası. Belirttiğimiz direnç açılış seviyesinin arkadaşlar 40 neresi bakın 40 burası. 40 burası açılış fiyatının sadece 4-5 pip üzerine arkadaşlar kırılma seviyesi olarak belirttik. Bunun üzerine çıkarsak dedik 60-80, 61-03 ve 61-39'a kadar hareketin devamını getirebilir.
Kırdı mı? Kırdı. Özellikle bakın şuradaki hareket, şu bar çok güzel bir kırılış noktası. 52 civarları. İlk olarak 60-80, 61-03 ulaştık mı? Ulaştık. Yaklaşık 52 pip. Yani şuradaki bölgeden varsayarsak. Ve son hedefimiz 61-40 arkadaşlar. Bu seviyeye kadar ulaşma potansiyelimiz eğer 61-03'ün üzerinde kaldığımız sürece devam edecektir. Yön yukarı olmaya devam ediyor arkadaşlar. Haftaya orta vadeli direncimiz neresi? Onu paylaşacağım sizlerle haftaya pazartesi günü. Bana unutturmayın yalnız. Yukarıda güzel bir noktamız var. Direnç noktamız biraz daha yukarıda, orta vadeli bir analiz olduğu için öyle 40-50 puanlık bir hareketten bahsetmiyorum. Yukarı doğru bir hamle daha yapabilir. Bakalım ama şu an için şu 61-40'lar seviyesine bir dikkat edeceğiz. 61-40'tan tepki geldi geldi arkadaşlar. Gelmezse yön hala yukarı olmaya devam ediyor. Trend konusunda hiçbir şüphemiz yok. Hiçbir şüpheniz olmasın. 200'lük hareketli ortalamayı, şuradaki yeşil hareketli ortalamayı takip ediyoruz. Ve şu an itibariyle de 61.07 civarları kuvvetli bir destek konumunda. Buranın altında kalmadığımız sürece trend yukarı olmaya devam edecektir. Ama bu trend içerisinde düzeltme hareketi gelir mi gelmez mi derseniz gelebilir. 61.40 bunun için güzel bir seviye olabilir arkadaşlar. Tekrar söylüyorum. Buradan belki bakın 61.03 ve 60.80'lere kadar bir düzeltme kapanışa kadar gelirse gelir. Onun dışında hani ekstradan şu anda söyleyebileceğimiz başka bir şey yok. Zaten bakın Euro'lar ilk tepkisini verdi ve yavaş yavaş 38'lere kadar en azından 17 piplik bir tepki verdi. Aynı tepkiyi sterlin dolar da 60-40'lardan yaptı arkadaşlar. Hatta 60-39 diyelim tam olarak rakamı söyleyeyim. 39-9 olduğu için ben onu bir 61-40'a tamamlıyorum. Yine tabii ki karar sizindir. Şu bölgeler işte o kadar da 0.1 pipinde hesabını yapmayın artık canım değil mi? Bu bölgeden geri çekilme olursa da 61.03 ve 60.80 zaten şu seviyeden 60.80'e kadar gelirsek bence çok da fazla affetmeyin arkadaşlar. Zaten 60 pip yapar. Görürseniz çok da fazla affetmeyin ve pozisyonu burada vedalaşabilirsiniz. Sadece bir düzeltme hareketi olursa bundan bahsediyorum. Tam nokta atışı en tepeden satmaya kalkmayın. Buraya değip buradan bir sekme yaparsa bunu yapın arkadaşlar, tamam mı? Yani mesela geldik, farz edelim ki arkadaşlar şurası, bakın daha önce şuraya kadar bir çıkış var, buradan geri dönüşler gelmiş. Mesela şuradaki geri dönüşü gördünüz arkadaşlar, buradan deyip geri dönmeye başladık. O zaman bunu deneyebilirsiniz çünkü bakın ikinci hamlede yine burayı kıramadan geri çekilme devam etti. Aynı şeyi bakalım şuradan bu civarlardan tekrar yapabilecek mi? 61-39'lar bu yüzden önemli. Tamamdır. Sterlin dolar için de bunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Umarız yine yüzümüzü kara çıkartmaz. Arkadaşlar, altın. Altın için de 1340 civarlarındayız şu anda. Ve şurada görmüş olduğunuz gibi hareketli ortalamaları kırdık ve yukarı doğru gidiyoruz. 1335.07, 1339.90 civarlarındaki dirençlere geldik. Bugün çok fazla hedef belirtmedim aslında. Sadece destek ve dirençleri hedef olarak kullanın. Yeter dedim. Şuradaki bölge 1347.72 önemli bir direnç. Eğer ki 40'ların üzerinde bir kapanış görürsek, bakın az önce denedi burada ama başaramadı 40'ların üzerine kapatmayı. Sonrasında tekrar bir aşağı hareket, şu anda yeniden yukarı doğru zorlamaya başladı. Arkadaşlar bu zorlama eğer ki 1347'ye kadar bir hareketi beraberinde getirebilir, eğer bunun üzerinde kalmayı başarırsa. Şu saatten sonra artık altında risk yüksek arkadaşlar. Hani genellikle diyoruz ya altında, hani çok fazla şey yapmayın diye, küçük stoplarla çalışmayın diye. O yüzden şu anda bunu söylemiyorum. Küçük stoplarla çalışın altında. Çünkü zarar edecekseniz hemen edin ki sonucu hemen alın, sonra beklerseniz altın, çünkü son zamanlarda genellikle gapli açılışlar sergiliyor arkadaşlar. Mesela bakın en son baktığımız zaman haftalara, mesela şurada bakın yukarı doğru bir hareket var. Açılış
Hop, yukarı yönde gerçekleşti. Burada arkadaşlar ne oldu? Kapanışla açılış arasında geçtiğimiz hafta sorun yoktu ama ondan önceki iki hafta sanırım gepli açılışlar vardı buralarda. Mesela bakın şuradaki açılış yine arkadaşlar gepliydi sanırım hafiften. Şuradaki açılışta bir gap vardı. Yukarı doğru bir hareket de vardı. Sonrasında bakın 100 piplik yani 10 dolarlık bir yukarı hareket de açılmıştı iki hafta önce de. O yüzden riskli olduğunu bilin. Pozisyon taşımamaya özen gösterin arkadaşlar altında. Tamamdır. 1347.72 var. Aşağıda 1335.07 var. Yön konusunda hala bize net bir şey söylemiyor kısa vadede. Orta vadede bu yukarı hareketler bence kesinlikle geri çekilme fırsatıdır. Onu söyleyeyim. Orta vade için altındaki düşüncelerimiz değişmedi. Hatırlıyorsanız şu bölgede sanırım geçtiğimiz gün burada mıydı? Yok, burada değildi. Şurada mıydı? Burada da değildi. Neredeydi bu? Altınla ilgili bir çalışma yapmıştık ama tam olarak hatırlayamadım. Bir yerde bir çalışmamız vardı. Hatta seviyeleri falan da belirtmiştik. Güzel de bir çalışmaydı böyle ama tam olarak nerede olduğunu hatırlayamadım şimdi. Peki sanırım kapattık biz o ekranı. Ama hatırlıyorsunuz değil mi arkadaşlar? O şekilde bir çalışma yapmıştık. Güzel de olmuştu. Neyse bakalım devamını inşallah getiririz sonra. Ama hani genel beklentimin bu olduğunu söyleyeyim. Peki dolar TL'ye bakacağız hemen. Dolar TL için ne söyleyebiliriz? Dolar TL. Arkadaşlar dolar TL'de de yukarı doğru hareketler geliyor, geliyor, geliyor. 2.0346'da kırıldı. Yukarı yönde biraz daha hareket var. Şu anda hafif bir düzeltmesini yaptı bunun. Şu saatten sonra yeni bir önerim yok ama hani haftaya için baktığımızda arkadaşlar 2.0113 civarları ile 2.0175 civarları kuvvetli direnç destek seviyeli olarak karşımıza çıkacak. Eğer haftaya açılışta pazartesi günü bu seviyelerin altında bir açılış görmezsek yukarı trend devam edecektir. 2.0550 sonrasında belki şuradaki bölgeye kadar artık 2.0580'lere kadar da bu hareketin devamı gelebilir. O yüzden yön konusunda kesinlikle aşağı doğru hareket etmenizde çekince var diye düşünüyorum. Çekinin. Çekinin aşağı hareket etme konusunda. En azından belirli destekleri kıralım ki arkadaşlar biraz daha net olarak yönümüzün aşağı olduğunu söyleyebiliriz. Bu oluncaya kadar yön yukarı olmaya devam edecektir. Az önce burada dolar Japon yenini gördüm. Arkadaşlar dolar Japon yenini de her şey yolunda aslında. Güzel gidiyor. Dün gece saatlerinde bizi birazcık uğraştırdı dolar Japon yeni. Neydi bu? Neden uğraştırdı? Onu hemen söyleyelim arkadaşlar. Dolar Japon yeni şurada görmüş olduğunuz gibi bir aralık içerisindeyiz demiştik hatırlıyorsanız. Bu aralığımız neydi bizim? 97-97-98-11 aralığı içerisindeyiz demiştik. Ve hangi yöne doğru hareket başlarsa o tarafa doğru hareketin devamı gelme ihtimali fazla. Yine de bu aralığı aşağı yönde kırma potansiyelinin az da olsa fazla olduğunu belirtelim. Yani şurada bir aralığımız vardı bakın açılışla beraber buralarda takılmıştık. Ve hani şurası zaten hemen kırıldıktan sonra bakın şuradaki bölgede zaten 90'dan bir kapanış var. 98-97 idi. Yani saat şurada bakın gece saat 2'deki kapanış bizim için çok güzel bir aşağı hareket sinyaliydi ve teker teker hedeflere yavaş yavaş da olsa ulaştık arkadaşlar. Neydi bu hedeflerimiz? 98.45, 98.24 bunlar iki hedefti. Sonrasında ise eğer 24'ün altına doğru hareketler gelirse 97-91'ler karşımıza çıkacak. İşte burası. Ama bence yeterli. Zaten 90'daki kapanıştan itibaren yaklaşık olarak 65 piplik bir geri çekilme var. Bugün için sanki yeterli gibi geliyor bana. Ama yine tabii ki çok da fazla ısrarcı davranmayın arkadaşlar. 45'in altında kaldığımız sürece aşağı hareket konusunda ısrar edebilirsiniz. 45'in altında üzerine doğru çıkarsak bir düzeltme 70'lere kadar gelebilir belki. Ama bunlar trend değiştirmez. 70'lere kadar olan 70-80 arasındaki bölgeye kadar olan yukarı hareketler sadece bir düzeltmedir. Trend değiştirmez benden söylemesi. Yani bu civarlardan yeniden bir geri çekilmeyle karşılaşabiliriz. Sayın Zuhi, sizin papi ne yapıyor bakalım? Papi'ye bakalım arkadaşlar. Nerede bu bizim papi? Burada değil, burada değil. Evet. Biz bunu da mı kapattık acaba? Biz her şeyi mi kapattık? Hah, burada sonunda buldum. Peki arkadaşlar, buradaki papyon.
Papyona baktığımızda ise bakın hafif günlük grafiklerde şuradaki dip ile buradaki tepe arasında, bakın şuradaki tepe arasında bulunan yaklaşık olarak değil tam %50 düzeltme seviyesi burası. Bu ne demek biliyor musunuz? Yukarı doğru 238 pip var, aşağı doğru 238 pip var demek. Yani şu hareketin tam ortasına kadar geldik. Bu seviyede zaten bakın kaçlarda 20 civarlarında. O yüzden buradan hop yukarı gideceğiz demek değil. Öyle bir şey yok. Bu bölgenin arkadaşlar önemli olduğunu bize söylüyor ama tam olarak yön kanısında net bir şey sinyal vermiyor. Sadece bu düzeltme hareketi olduğunu bilin. Kırılması durumunda geri çekmenin devam potansiyeli kuvvetli anlamına geliyor. Çünkü bakın zaten yukarı doğru bir hareket aşağı, sonra bakın tekrar şuradan yukarı, tekrar aşağı, tekrar yukarı, aşağı yaptık, yukarı yaptık, yeniden bir aşağı var. Ben bu seviyeden tekrar aşağı doğru hareket potansiyelinin daha kuvvetli olduğunu düşünüyorum. Biraz daha sanki potansiyelimiz var ama bakın buna güvenerek işlem yapmayın çünkü ben yapmam. Buna güvenerek işlem. Çünkü 20 seviyelerinin altına inemezsek ve özellikle bugünlük kapanış 20'lerin üzerine yaparsak arkadaşlar pazartesi günü tekrar hafif yukarı tepkilerle karşılaşma potansiyelimiz olacaktır. Yani oran %51 aşağı %49 yukarı şeklinde kesinlikle güvendiğim bir şey değildir, bir beklenti değildir. Onu söyleyeyim. Şu bölgeden tekrar yukarı doğru seker mi, sekmez mi? Şimdi bunu göreceğiz. Hiçbir şekilde dediğim gibi beklentiler üzerine hareket etmeyin arkadaşlar. Tamamıyla fiyatlar bize ne söylüyorsa bunu yapalım. Çünkü beklentiyle hareket ederseniz ters bir durumda bu beklentiniz sizi stoplama konusunda iyice bekletir de bekletir, bekletir de bekletir. Bu da çok çok sağlıklı bir sonuç olmaz herhalde. Değil mi? Peki arkadaşlar şimdilik bu kadar özetler. Özetleri de bayağı uzattık bugün. O yüzden hemen canlı yayın kaydını durduralım. Eğer canlı yayında değilseniz ve bu analizleri arkadaşlar bir web sitesi üzerinden seyrediyorsanız size iyi hafta sonları diliyorum. Biz analizlere devam edeceğiz.